Efendim Ahmet Coşkun Aydın, gazeteci, araştırmacı, çok değerli bir dostum. Bu arada ben gözlüklerle takıldım kaldım, onu da şöyle bir koyayım. Zaman zaman kullanıyorum. Bugün Bengal deşi konuşacağız. Tam söylenişi nasıldı hocam? Geçen Şimdi Türk halkı hepimiz dahil olarak biz Bengaldeş diyoruz. Ama artık ülke bütün dünyada kendini Bangladeş diye kabul ettirdi. Onun için biz de Bangladeşli demeye başladık. ben de bir Türk insanı olarak arada unutmam inşallah Bangladeşlerim. Son derece haklısın. Ben de röportajlarımda Bengaldeş diye başlamıştım. Sonra baktım ki doğrusu yani dil bilgisi anlamında veya onların yaklaşımı anlamında Bangladeş demek gerekiyormuş. Biz de Bangladeşli. Hocam nasıl bir ülke bizim? Şöyle, her bu tür konuşmaya başlamakta şunu söylüyorum başladığımızda, bin defa anlatacağına bir defa gör, gez, yerinde yaşa, o ortamı kokla, havasını teneffüs et. Ama tabii ki anlatmak, iyiye çalışmak da güzel bir şey. Şöyle, benim deneyimlerime göre ki 70'e yakın, hatta 70'ten fazla ülke gezip gördüm dünya üzerinde. Tabii görmediğim yerler henüz var. Ama dünyada Türklerin en çok sevildiği ilk 3 ülke arasında Bangladeş diyebilirim. Hatta birinci bile deme şansına sahibim, bunu iddia Neden edebilirim. düşünüyor bu Zaten sevginize karşı hocam? bu sevginin kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanıyor. Yani Türklerin o zamanki İslam dünyasında olan etkisi, liderliğinin veya halifeliğin de var olmasının getirdiği artılar var. Hele hele İstiklal Savaşı'nda Bangladeşli kadınlar yüzüklerini, küpelerini, bileziklerini kollarından çıkarıp yeter ki Osmanlı Devleti, tabii ki milli mücadeleyi onlar bilmedikleri için haklı olarak bir Türk Devleti'nin kurtulması için Türkiye'ye yollamışlar. Zannediyorum oradan gelen nesilden nesile gelen bir sevgi var ki bu sevgi artarak devam ediyor. Ben buna inanıyorum. Zaten yaşadım da. Şöyle Şabancığım, başkenti Dakka, gittiğinizde Türk olduğunuzu söylediğinizde akan sular duruyor. Yani hemen geliyorlar sizinle fotoğraf çekilmeye çalışıyorlar. Beyler, genç hanımlarını sizinle fotoğrafınızı çekiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bizde böyle bir şey pek olacak gibi değildir. Yani pek alışkın olmadığımız bir davranış. Çocuklarını sizin kucağınıza verirler, fotoğraf çektirirler. Bir Türk'te hatıra fotoğrafları olsun diye. Dolayısıyla ben Bangladeşlere bizim uzaktaki kardeşlerimiz diyorum. Çok seviyorlar. Bizi özellikle son yıllardaki Kanuni Sultan Süleyman dizisinden sonra daha çok merak eder hale geldiler. Her insanın gönlünde, orada sokakta rastladığınızın gönlünde, hayalinde gelip İstanbul'u görmek, Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek yatıyor. Çok çok seviyorlar, bizi tanımaya çalışıyorlar. Ama ben de senin verdiğin bu imkandan yararlanarak o güzel halkı bize, kendi Türk vatandaşlarımıza tanıtmaya çalışmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Kaç kere gittiniz? Çünkü sevgi karşılıklı olmalı. Kaç kere gittiniz o ülkeye, Bangladeş'e? Ben bir defa gittim ama şöyle sürekli araştırma ve takip halindeyim. Maşallah. İstanbul Üniversitesi'nde bir tez hazırlıyorum. Lisans üstü tezi. O da Bangladeş'in yokluk ve yoksullukla mücadelesi başlığını taşıyor. Dolayısıyla tarihinden günlük yaşamına, ekonomik davranışlarından gelişmişlik düzeyine kadar sürekli araştırma içinde olduğum için artık gitmemin sayısından çok oraya olan ilgim çok önemli ki o zaman o da onu yaklaştırıyor. Daha beni o toplumu yakinen tanımama itiyor. Şabancığım izin verirsen ülkenin nüfusu hakkında bazı bilgiler vermek isterim değerli izleyicilerimize. Şimdi
yüz ölçümü olarak Bangladeş Türkiye'nin 1/5 ile 1/6. Yani o kadar küçük bir ülke, çok küçük bir ülke. Yüz ölçümü anlamında bakarsak dünyanın da yüz ölçümü alanında 95. en büyük ülkesi, ki ne kadar küçük olduğu buradan ortaya çıkıyor. Bu minik ülke, yüz ölçümüne sahip bu minik ülke, ama bizim iki katımız, tam tamına iki katımız kadar nüfusa sahip. Yani 165 milyona, 163 milyon resmi rakam, 164 milyon dersek tam tamına Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun iki katını barındırıyor bu minik nüfus, minik ülke. Ama ilginç tarafa gıda bakımından dışa bağımlı bir ülke değil. Neden? Allah'ın verdiği bir imkan, iklim yılda 2-3, kimi zamanda kimi yerlerde de 4 defa ürün alınabiliyor. Dolayısıyla açlık bu bol verim ve ürün nedeniyle bir sorun olarak ortaya çıkmıyor. Evet, ilginç. Gerçekten ilginç. Düşünebiliyor musunuz? Bizim ne kadar küçüğümüz olan toprak anlamında, ne kadar büyüğümüz olan nüfus anlamında ve kendi kendine yeten ülkelerden biri olabilmesi, bu çok ilginç gerçek anlamda. Hocam, sözün başlığıma şu geldiydi, araştırmacı olduğunuz için. Hani halk arasında çok kullanılır. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir diye. Böyle bir espri var biliyorum. Şaban'cığım, en zor soruyu sordun. Ama şöyle ben onu şu şekilde edindiğim deneyimlerle açıklamak isterim müsaade edersen. Hem çok gezen hem çok okuyan. Yani ikisini bir arada yapmak lazım. Gezersiniz hiç şeyi görmezsiniz. Yani görürsünüz Dağı Tepe'yi, Dere'yi görürsünüz. Bakmak, görmek. Tabii. Ama okuyarak da onun ikisinin birbirini tamamlaması, bütünlemesi gerekiyor. O zaman hem çok gezen hem çok okuyanı bir arada değerlendirmek lazım. Şöyle ifade ettiğiniz gibi birini bakıyorsunuz, bir diğerini görüyorsunuz. Yani boşa bakmakla bilerek bakmak, görmek arasındaki fark, her ikisini bir araya getirirseniz, yani gezenle okuyanı bir araya getirirseniz, bakmakla görmek arasındaki farkı da ortaya çıkarmış olursunuz. Doğrusu bu dediğiniz gibi sevgili. Tabii. Hatta şöyle Şaban'cığım, şöyle, ben geçmiş yıllarda bazı ülkelere giderdim. Irak örneğin. Irak'a gidip döndüğümde elimdeki bilgilere buradaki Irak başkonsolosluğundaki arkadaşlarım, sen bu bilgileri nereden buldun? Neden? Çünkü araştıracaksınız. Çok çeşitli kaynaklar var. Onları araştıracaksınız. Gördüğünüzde, birleştirdiğinizde ortaya çok mükemmel bir tablo çıkıyor. Yani anlatabilme anlamında ve anlama anlamında. Koşullarda bir de değil mi sevgili hocam? Eskiden imkanımız yoktu da. Ama bugün artık farklı. Dilediğiniz, arzu ettiğiniz, araştırmayı düşündüğünüz her şeye her daim kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yeter ki araştırın. Tabii, hele bir de yabancı diliniz varsa, birkaç dil bunlardan birisi, o zaman ulaşabileceğiniz kaynak sayısı artık sayılamayacak kadar çok oluyor, ama yeter ki siz araştırın. Eğer izin verirseniz bu enteresan ülke ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Bangladeş son yaklaşık 20 yıldır, yani 15 yıl kesin, 2005'ten itibaren dünyada her yıl ortalama %6 büyüme ile bütün dünyanın parmağını ısırtan bir gelişme gösteriyor. Kalkınma. Yani bizdeki dalgalanmalara bakarsanız kimi zaman eksiye düşüyor, kimi zaman ikilere düşüyor. Ama bu ülkede stabil, dengeli ve düzenli bir şekilde devamlı olarak %7'lere yaklaşan bir kalkınma var. Ama değerli izleyicilerimizin belki çok şaşkınlıkla karşılayacakları bir başka konu var. Ülkeyi kadınlar yönetiyor. Şu andaki başbakan Şeyh Hasina, ülkenin atasının kızı, Şeyh Mucibirrahman'ın kızı. Şaban'cığım inanmayacaksın, 4. kez başbakan seçildi. Ki bu 4'ün 3 tanesi arkası arkasına hep Şeyh Hasina başbakan seçildi.
ve ülkedeki bu gelişmişliği de bir kadın göstermiş oluyor. Kaldı ki parlamento başkanı da bir kadın, Şirin Hanım. Ben onunla da tanıştım, kendisiyle tanıştım. Hatta şunu sordum, dedim ki siz ülkeyi yöneten kadınlar olarak kadınlara yönelik daha özel programlarınız var mı? Var tabii dedi. Nedir dedim? Dedi ki orduda, poliste, bilim alanında, üniversitelerde daha çok kadına imkan tanımak, onlara daha çok alan açmak eğilimindeyiz ve bunları gerçekleştiriyoruz dediler. Dolayısıyla bu mucizevi fakirlik sınırından bugünlere gelen ve 2040 yılında da dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girmeyi hedefleyen, buna kilitlenen bir ülkede kadınların rolünün ne kadar önemli olduğunu burada ortaya sermiş olduk. Şunu merak ediyorum. Kadınla erkek nüfusu arasında fark var mıdır? O konuda bir bilgin var mı hocam? Var. Yani birbirine yakın. Çok büyük bir fark yok ikisinin arasında. Ama kadınlar çok aktif. İşte en basitinden parlamento başkanının defalarca kadın olması, başbakanının kadın olması, ana muhalefet partilerinden birinin başkanının kadın olması, kadınların politikada, ekonomide ne kadar etkin olduklarının göstergesi. Hatta izin verirsen burada bir toplantı yapmıştık biz. Sanıyorum ki kadınlarla ilgili bir toplantıydı. Orada Sayın Başkonsolos, yani Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Muhammed Münir ile beraberdik. Bana dedi ki, ya dedi Ahmet Bey dedi, ne kadar az kadın geldi dedi. Uzaklığı nasıl? Uzaklığı. Şimdi şöyle izah edeyim. Uçakla 7 saatte gidiyorsunuz İstanbul'dan. Direkt uçuş var. Başkent Dakka'ya 7 saatte varılıyor. Ülkenin 2 tane komşusu var. 4000 kilometre ile Hindistan. Yaklaşık 300-270 kilometre de Burma veya Myanmar dediğimiz ülke. Tabii ülkelerimiz arasında uçak bağlantısı, yani 8-7 saatte olması çok büyük bir avantaj. Ayrıca deniz yoluyla ulaşım tabii şey anlamında var, ticari anlamda deniz yolunu kullanmak. Kaldı ki Bangladeş bir nehirler ülkesi. Hatta tarihçiler bin bir nehir ülkesi diyorlar. Her taraf nehirlerle dolu. Ganj Nehri ve Brahmaputra nehirlerinin denize döküldüğü alanda yer alıyor. Yani ulaşım sorun görünmüyor. Özellikle turistik alanda. Ticari anlamda da gemiyi ön plana aldığımız zaman zaten Japonya'dan gelen mal da gemiyle geliyor. Çin'den gelen de gemiyle geliyor. Malezya, Endonezya'dan da gelen gemiyle geldiği için hiçbir sorun görünmüyor. Ülkemizle ticari ilişkiler ne durumda sevgili Ahmet? Ülkemizle ticari ilişkiler, işte konumuzun en başında söylediğim gibi birbirlerimizi çok iyi tanıyamadığımız için istenen düzeyde değil. Yani toplam dış ticaret aldığımız sattığımızı, ki son korona olayından dolayı da düştü, ister istemez düştü. Tabii dileğimiz bunun katlanması karşılıklı olarak. Ama ben yuvarlak rakamla söylüyorum, 1 milyar dolar civarında, ki bu Türkiye'nin yani 200-300 milyar dolarlık dış ticaret, onların da 70 milyar dolarlık dış ticaret hacmi arasında 1 milyar dolar son derece ihmal edilebilir ve çok düşük bir rakam. Yani Türkiye'ye son günlerde, ya dün ya önceki gün Ticaret Bakanı bir toplantı yaptı. Bütün ilgili kuruluşların başkanlarıyla, TİM Başkanı'nın olduğunu biliyorum, Müteahhitler Birliği Başkanı katıldı, Odalar Birliği'nden katılanlar oldu. Yeni pazar arayışları var. Yeni pazar arayışlarına hiç bakmamamız gerekiyor. Elimizin altında hazır pazarlar var, ki bunlardan bir tanesi, yani özellikle makina konusunda alıcı olarak bir
Bangladeş söz konusu. Hatta laf lafa açtı. İzin verirseniz Bangladeş Amerika, Avrupa pazarlarındaki en lüks giyim markalarının üretildiği bir yer Şaban'cığım. Ben o fabrikaları gezdim. 10 binlerce insan en kaliteli ürünleri yapıyorlar. 30-40 euroya orada mal oluyor. Ama Amerika'da aldığın zaman herhalde 600 dolar alıyorsun onu. Almanya'da aldığın zaman da 500 euroya alıyorsun. Hocam başlıca geçim kaynakları nedir Bangladeş'in? Şimdi Bangladeş bir kere kendine yeterince pirinç üretiyor. Buğday pek zaten tanınmıyor. Bir Asya ülkesi, Güney Asya ülkesi olduğu için. Tütün, çay, kahve gibi tarım ürünleri bol miktarda. Ayçiçeği bol miktarda yetiştiriliyor. Balıkçılık çok zengin. Hint Okyanusu var. Nehir balıkçılığı var. Ve Körfez'deki, Bengal Körfezi'ndeki üretilen, yakalanan balıklar var. Bunların ihracatı da tabii söz konusu. Dışarıdan tahıl ürünü hemen hemen ithal etmeyen bir ülke. Gıda güvenliğini sağlamış bir ülke. Yani bütün her şey kapansa, bütün kapılar kapansa kendi halkına yetecek her türlü tarım ürününü üretebilme yeteneğine sahip. Çok az miktarda buğday alınıyor. Buğday da artık orada ülkede yaşayan yabancılar için olabilir. Yani çünkü halk normalde pirinç yiyor. Hani biz şurada bir yemek yiyelim dediğimizi onlar hadi şurada bir pirinç yiyelim şeklinde dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu kadar önemli. İzin verirseniz biraz da dilden bahsedeyim. Bu kardeş halk, halkın konuştuğu dil Bangla dili. 163 milyon insan Bangladeş'te konuşuyor. Ama ülke sınırları dışında da nerede? Batı Hindistan'da da yaklaşık 80, özellikle Kalkütte civarında olmak üzere 80 milyon insan daha bu dili konuştuğuna göre dünyanın en çok konuşulan dillerinden birisi durumda. Yaklaşık 250 milyon insan Bangla dilini konuşuyor. Dolayısıyla yaygın bir dil olabilir. Yani çok konuşulan diller arasında ön sıralarda yer alır. Hocam sanayi sektöründe nelerde ilerideler ya da genelde hangi alanda sanayide varlar? Şimdi son dönemlerde gemicilik anlamında atılım var. Ben o gemi üretim tezgahlarını gördüm. Gemi üretim demek yanlış oluyor. Gemi inşa tezgahlarını gördüm. Maliyetler Çin'den daha ucuz olduğu için orada ben parlak bir şey görebiliyorum. Bir istikbal var. Tabii tekstil alanında, jüt dokumacılığı alanında, hafif elektronik eşya alanında ciddi atılımlar var. Enerji konusunda da Hindistan ve Rusya ile ortak olarak bir atom santrali yapılacak. Gerçi geçen gün Vietnam'ı ele alırken onlar bu tehlike arz edebilecek nükleer enerjiden vazgeçtiklerini ifade etmiştik. Çok hoşumuza gitmişti. Bangladeş'te böyle bir eğilim var mı yok mu? Onu doğrusunu söylemem gerekirse çok izleyemedim ama pek vazgeçilecek gibi görünüyor. Bir de kömür üretimi var ve kömür ihracı var. Doğalgaz üretimi var. Ülkenin doğal zenginlikleri bunlar. Yurt dışına sattıkları da biraz önce söylediğim gibi ağırlıklı olarak tekstil, kömür ve çeşitli meyveler. Bu burada egzotik meyve dediğimiz mango orada ormanlarda ormanlar halinde dünyada bir tek orada var. Yani mango ormanları diye son derece enteresan. Biz burada rüyamıza gördüğümüzde orada gördük de rüyadaymış gibi olacak. Şaban'cığım en enteresan bir şey daha anlatmak isterim değerli izleyicilere. Şimdi Bangladeş deyince herkesin bildiği bir başka marka var. O da Bengal Kaplanı. Biliyorsun değil mi? Bengal Kaplanı devletin koruması altında. Tabii vaktimiz olsa seninle beraber gidip o ormanlarda böyle bir hafta köylülerin arasında kalıp acaba onu çekebilir miyiz onu bilmiyorum.
dünyanın en şeker, en tatlı hayvanı, ben canlısını Bangladeş'te görmedim. Şeyde, Filipinler'de, Manila'da, oradaki hayvanat bahçesinde gördüm birkaç tane. Ayağa kalktığı zaman 4 metre. Yani dev bir kaplan, 200-300 kilo ağırlığında, ama ana vatanı Bangladeş ve dolayısıyla bütün dünyaya Bengal kaplanı olarak geçiyor. Tahmini sayıları, tabi bunlar ne derece doğrudur bilmiyorum ama devletin verdiği tahmini sayıları 4000 civarında, 4200 tane halihazırda ormanlarda bu kaplanların yaşadığı, beslendiği ifade ediyor. Bangladeş ormanlarında 4000'e yakın bu kaplanlardan var diyoruz. Var, var. Bizim şansımıza bekleyip de eğer yem de olmazsak da yanımızda deneyimli insanlar olacaktır mutlaka. Çünkü bilemiyoruz onların yaklaşımlarını. İnşallah bu hayalimize gerçek olur. Bir hafta ormanlarda ben razıyım beklemeye. Evet, hayırlısı diyelim. Hocam bir de dikkatimi çekti. Balık konusunda oldukça potansiyele sahip olduğunu ifade etmiştin. Deniz sınırları çok mu hocam? Akarsuları çok. Ama deniz sınırları da herhalde çoktur ki hem denizden hem nehirden balık tutup bir de ihraç ediyorlar diyorsunuz. Evet, şöyle deniz sınırı çok değil, fakat ağzı okyanusa açıldığı için orada sınır olmamış oluyor. Dolayısıyla okyanus balıkçılığı var. Şeydeki yediğimiz balıklar, içerideki o nehirlerden zaten herkes bilir. Sakaryalılar da bilirler. Tatlı su balıklarında kılçık çok fazla oluyor. Oradaki balıklarda da kılçık çok çok fazla. Yani ağız tadıyla pek iyi yemiyorsunuz. Belki alışmış olmak lazım. Hocam, dizilerimiz orada var galiba. Sözlerinizden biraz öyle bir şey çıkardım. Türk dizileri. Var. Var. Diziler var. İşte benim yetiştiğim Kanuni Sultan Süleyman dizisiydi. Onu herkes merakla izliyordu. Kimileri de bir sarayı gördük diye gururlanıyorlar, iftihar ediyorlardı. Bir de şey ilginçtir. Ben henüz tamamını okuyamadım. 1200'lü yıllarda, 1274 olabilir, Faslı seyyah İbni Batuta var biliyorsun. İbni Batuta Türkiye'yi defalarca gezdikten sonra Bangladeş'e kadar gitmiş. Oraları da anlatıyor. Dolayısıyla o günden bugüne kadar gelen belki bir kültürel alışverişte söz konusu olabilir. Yani İbni Batuta anılarında Bangladeş'te var. Daha doğrusu Bangladeş 1947'ye kadar Hindistan'ın içinde olan bir ülke veya Hindistan'ın bir parçası olduğu için tabii bağımsız olarak çok fazla bilinmiyordu. Herkes Hint Müslümanları diye bahsediyordu. 1947 yılında Hindistan ikiye ayrılınca Pakistan ve Hindistan diye Müslüman oldukları nedeniyle Bangladeş Doğu Pakistan diye biliyorsun Pakistan'ın bir parçası oldu. Fakat bu ikisi arasında 1500 kilometre mesafe var. Yani biz buradayız, Türkiye'nin öbür parçası da Münih'te. Münih'ten başlıyor gibi düşünelim. Bu iki toplumu bir arada tutan sadece din faktörü vardı. İkisinin de Müslüman olması. Onun dışında kültürler farklı, diller farklı, gelenekler farklı. Bu farklılık ileride bir bağımsızlık savaşını doğurdu. Bunun kahramanı olan Şeyh Mucibirrahman'ın büyük mücadeleleriyle yaklaşık 3 milyona yakın insanını kurban vermesiyle Bangladeş bağımsızlığına kavuştu ve bugün ülkenin atası olan Şeyh Mucibirrahman'ın, hatta içinde bulunduğumuz bu yılda onun doğumunun 100. yıl dönümü. Şeyh Mucibirrahman halk ona Bangabundu diyor. Halkın atası, halkın dostu, halkın ağabeyi, halkın her şeyi anlamında. Hocam, ve başbakan da, bugünkü başbakan da işte bu atanın, evet, kızı. Hocam, milli gelirleri ne durumda? Kişi başına düşen
Milli gelir çok çok yüksek değil. Fakat satın alma gücü paritesi diye bir ölçüm var biliyorsun. Yani 1 dolar alıyorsun ama onunla her bir kilo et alıyorsan gelirin yüksek gibi görünebiliyor. Böyle bir hesaplama var. Bu satın alma gücü paritesine göre 5000 dolara yakın olarak görünüyor. Ama bu hesaplamanın dışında olursa 2000 dolarlar, 2500 dolarlar civarında. Fakat satın alma gücü paritesi asıl doğruyu yansıtan hesaplama sistemi. Onun için orada da oldukça yüksek çıkıyor. Tabii bir fakir zümre var ama bu zümre çok şaşırtıcı %40'lardan, %50'lerden %13'lere ve daha geriye doğru gitmekte ki işte ben bu konu üzerine üniversitede tez çalışması yapıyorum. Bu çok çok büyük bir başarı. Yani fakir kesim ortadan giderek kayboluyor, yok oluyor. Daha orta halli, daha geçimini sağlar, daha refah şartları içinde yaşar bir hale geliyor. Yaşam koşulları ne düzeyde diyecektim. Bir noktada onun içinde yer alan bir cevap. Herhalde evet. Ulus anlamında o kadar çok yani o yüz ölçümüne göre o nüfusu düşündüğümüzde yani bilmiyorum nasıl bir değerlendirme yapıyorsun yaşam koşulları ortamında? Ne diyorum ben? Biraz önce söylediğim gibi gayet tabii ki fakirler de var, çok zenginler de var, orta halli ekip de var. Ama halkta bir heyecan var. Hani bizde de Sayın Cumhurbaşkanı yaratmaya çalışıyor diyorum ama yok esasında. Ben onu hissedemiyorum Türkiye'de. Toplu bir heyecan. Herkesi kucaklayacak. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı milli heyecan orada var. Yani ne diyorlar? Biz 2040 yılında gelişmiş ülkeler seviyesinde çıkacağız. Biz kalkınmamızı sürdüreceğiz. Biz ekonomik atılımımızı sağlayacağız. Bu olduğu için ben söylenen, hedeflenen noktalara varılacağına inanıyorum. Çünkü o heyecan var. Herkese var o heyecan. Birlik ve beraberliği sağlamışlar. Topluca bir hareket. Birlik, beraberlik. Tabii muhalif sesler olsa da o var. Hocam ülkenin yapısal koşusu ne düzeyde? Yani ne bileyim işte bizim Türkiye'mizde gökdelenler başladı. İşte ne bileyim enine yayılma düşünceleri başladı. Oradaki görünüm nedir bu yapısal anlamda? Orada ana hedef, hükümetin ana hedefi halkın sağlığının garanti altına alınması. Yani genel sağlığın belli bir düzene sokulması. Nüfus artış hızının normal düzene gelmesi. Yani belirli sınırlara çekilmesi. Bunların hepsinde başarıya ulaşılmış durumda. Herkese içme suyunun evine götürülmesi gibi. Şimdi sağlık herkesi kapsar vaziyete gelmiş durumda. Bu çok önemli. Okullaşma eğilimi bu konuda geçmiş yıllara göre baktığımız zaman son derece olumlu yollar alınmış olduğu biliniyor. Dolayısıyla adım adım gidiliyor ve yani gökdelen hevesi diye bir durum veya rant kapma gibi bizdeki gibi betonlaşma gibi bir duygu çok çok fazla hissediliyor. Çünkü yani ülkenin yüz ölçümü bize göre küçük olduğu için acaba dedim orada yer kazanma anlamında gökdelenlere karşı bir geçiş var mıdır diye. Eğitimi soracaktım onu kısmen. Hayır yok yani öyle bir eğilim. Eğitimi soracaktım kısmen açıkladın ama ekleyeceğim varsa eğitimle ilgili buyur hocam. Eğitim düzeyleri ne aşağı? Eğitim şöyle önce şunu söyleyeyim. Ülke bir kere laik bir ülke. Yani %89'u Müslüman. Hindular var. Budistler var bir bölümü. Kimse kimseye karışmıyor. Herkes kendi hayat düzeni ve dininin gereklerine göre yaşıyor. Laik. Kadınlar istedikleri gibi giyiniyor. İsteyen türbanını takıyor. İsteyen modern Avrupa'yı bir şekilde giyiniyor. Kimisi geleneksel Hindistan kadınlarının giydiği giysi şekliyle sokaklarda dolaşabiliyor. Böyle bir laik toplumun birbiri üzerine veya grupların, kesimlerin birbiri üzerine bir baskısı yok. Bu çok önemli. Son derece önemli. Eğitim de laik bir eğitim.
üniversiteler modern bir şekilde. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim Şabancığım, bu kardeş ülkede enteresan bir ilaç sanayi gelişmişliği söz konusu. Yetecek bir altyapısı var ve dünyada 140 ülkeye ilaç, bitmiş ilaç veya ilaç maddesi ihraç eder bir vaziyette. Bir de şeyi söyleyeyim, izin verirseniz aklıma geldi. Ülke parlamenter sistemle yönetiliyor. 5 yılda bir seçimler var. Dolayısıyla bunu da İngiliz demokrasisinden geçmiş olarak kabul edebiliriz. Son derece düzenli işleyen, tabii bağımsızlıktan sonra kimi zaman tökezlemeler olmadı değil. Geriye baktığımız zaman bunları da görüyoruz. İşte askeri darbeler olmuş, bunlar yaşanmış, bir grup ülkeyi eline geçirmiş ordudan. Ama en aşağısından son yıllarda dengeye oturmuş, belli hedefleri kilitlenmiş, kalkınma ve halkın refahını yükseltmeyi hedef edilmiş bir yönetim anlayışı, bir demokrasi anlayışını hissedebiliyoruz. Şimdi ilaç anlamında ciddi mesafeler aldığını ifade ettiniz. Sağlık sektöründe de bir oturmuşluk olsa gerek. Tabii ilaç konusunda böyle bir bilanço ortaya koyarken, bilgi ortaya koyarken içimden geçen de şu oldu. Koronanın çaresini de bulsalar keşke, ürettikleri ilaçlarla gibi. O geçti aklıma. Sağlık durumlarındaki gelişmeler ne yönde hocam? Örneğin koronayla ilgileri ne aşamada? Şimdi geçtiğimiz gün Vietnam'ı konuştuğumuz gibi korona orada da çok çok etkili olmadı. Ölüm oranı son derece az. Yani şu ana kadar benim edindiğim bilgiler 250 civarında. Çok düşük. Ama bu alınan tedbirlerden olabilir. Daha evvel de konuşuyoruz. Bilim adamlarının tabii bu konuda açıklaması önemli. Acaba bazı toplumların daha dayanıklılığı mı söz konusu? O da söz konusu olabilir. Yani ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmadı Bangladeş'te. Ekleyeceğiniz var mı? Soramadığım ya da sizin anlatmak istedikleriniz varsa onları da alalım. Sonra da veda edelim izleyicilerimize. Şimdi benim tabii hayalim şuydu. Eminim ki aynı hayali sen de hissediyorsun. Keşke bu programımızı görüntülerle destekleyebilseydik. İnşallah o günlere de kavuşuruz. Gelecek hocam. Bunları görüntülerle. Gelişmeler o yönde. Daha neler gelecek göreceksiniz. Evet. 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 Onu söyleyecektim. Vallahi kardeş bir halkı, ben değerli Sakarya TV izleyicilerine aktarabilme şansını elde ettiğim için çok mutluyum. Dilerim ki bu konularda ileride tekrar yeni programlar yaparız. Başlı başına bir konuyu alırız. Onu inceleriz. Mesela niye alırız? Sevimli Bengal kedisi, Bengal kaplanını alıp başlı başına onu inceleriz. Tabii ki, hay hay. Peki sevgili hocam, en kısa zamanda görüşmeyi diliyoruz. Bu güzel sohbet, bu güzel bilgilerin için teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan İstanbul'a sevgiler, saygılar olsun. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerime, selam ve saygılarımı iletiyorum.